Ergündüler, Ankara Anlaşması Tarihe baktığınız zaman paranın ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Hem parayı hem silahı yönetiyorsanız zaten imparatorluksunuz. Osmanlı böyleydi. Roma'da, şimdi de Amerika. Bu dengeyi kaybettiğiniz anda gerileme, bozulma, yavaşlama ve yıkım beraberinde gelir. Kaçış yoktur. Hem paranız hem ordunuz güçlü olmak durumundadır. Son 15 yıla bakın. Türkiye finansal olarak çökertilebilseydi bir adım atabilir miydi? Mümkün değil. Bu kadar saldırı yapıldı, bu kadar kumpas kuruldu ama Ankara dimdik ayakta kaldı. Parayı yönettiğiniz zaman şansınız hep fazladır. Şimdi dünyanın birbirinden ilgisiz gibi duran pek çok yerinde garip olaylar yaşanıyor. Paris patlıyor, Londra sarsılıyor, Afganistan kan alıyor. Birbiriyle nasıl bir ilgisi var bunların? Terör çirkin yüzünü gösterirken nasıl bir ortak payda üzerinden yürüyor? Bir Parisli ile kabilliği birleştiren ne? İşte bu soruları sorup doğru cevapları bulduğumuz an işlem çözülmüş olur. Mesela CHP lideri Kemal Bey'in yürüyüşü konuşuluyor. Dün de DEAŞ'lı olduğu söylenen teröristler saldırı hazırlığında yakalandı. Araçla tıpkı Londra'daki gibi, Paris'teki gibi insanların üzerine dalacaklarmış. Yer farklı olsa da teknik aynı. Bu garip değil mi? Küçük bir benzerlik diyerek geçiştirilebilir mi? Elbette hayır. Akıl aynı, Terör büyük savaşı ucuz maliyetle götürme operasyonudur. Terör diye bir şey yoktur. Büyük güçlerin kullandığı adamlar vardır. Şimdi bölgemiz tam da bu tabloya uygun durumda. Peki neden? Açalım biraz. Günlerdir yazıyorum. Çok önemi olduğu için dünya savaşının burada verildiğini bildiğim için ısrarla ipek yolu diyorum. Türkiye'de pek bu konular sevilmez. Anlamayan anlatamayacağı için de tercih edilmez. Ama inanın Paris'teki bir bombanın, Kabildeki terör saldırısının, Manchester'daki canlı bombanın emri aynı yerden verilir. Keza İstanbul'daki de aynı elin işidir. Anlamamız gereken bu. İpek Yolu Amerika'nın imparatorluğunu bitirmek için atılan en büyük adım. Nükleer füze yok, ordular yok, bombalar yok, silahlar yok. Ama sonucu bundan daha ağır olacak bir eylem var. Para İpek yolu birçok ülkenin geleceğini belirleyecek. Eğer bu proje İngiltere ve Çin'in planı olarak öne çıkarsa Amerika İmparatorluğu tarihi olacak. Eğer Pentagon'un planı İpek yolunun rotasını belirlerse İngiltere kaybedecek. Amerika tek süper güç olarak Çin'i de yönetecek. Bütün kavganın tek cümlelik özeti bu. 64 ülke İpek yolu üzerinde. Hepsinin önemli rolü var. İpek yolunu deniz, kara, demir ve hava yoluyla kuran akıl bir noktaya çok dikkat etti. Orta Asya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının projeyle güvenli hale getirilmesine. İşte bu Amerika'nın asla ve kat sessiz kalamayacağı bir durumdu. Çünkü tehlikenin farkındaydılar. Kabul edemezlerdi. Daha önce de yazdım. Bu güzergahta en kritik ülke Afganistan'dı. 11 Eylül İkiz Kule saldırılarından sonra boşuna Afganistan'a girilmedi yani. O gün yapılan müdahale bugünü gördükleri içindi. Yeni İpek Yolu projesinde Amerika'nın kontrol etmek istediği en önemli ülke Afganistan. Çünkü İpek Yolu projesinin en önemli kara parçası burası. Amerika gerekirse Afganistan'da bir sivil bile bırakmayabilir. Bu konuda kararları yok değil. Konu Afganistan olunca hassasiyetleri tavan yapıyor. Bazı odakların bu konuda çok ilginç bir iddiası var Afganistan'la ilgili. Tabii bizimle de ilgili. Dedikoduya göre Pentagon'u yaralı bir aslana çeviren çok önemli bir Afganistan toplantısı yapıldı. Pentagon, CIA'den bu toplantının içeriğini ve kimlerin katıldığını detaylı bir rapor olarak istedi. Toplantı, yeni İpek yolu projesiyle dünyanın en önemli 5 ülkesinden biri olacak Türkiye'nin başkentinde yapıldı. Ankara'daki toplantıya Afganistan yönetiminde yer alan çok önemli isimler katıldı. Bu isimleri Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani dahi öğrenemedi. Yani iddiaya göre yeni dünya düzeni Ankara'dan da şekilleniyordu. Türk askerinden başka kimsenin sokaklarda rahat dolaşamadığı Afganistan Ankara'ya geliyordu yani. Bunun üzerine Amerika harekete geçti. Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford çıkıp Gani'yi evinde ziyaret etti. Tabii çay kahve içmek için değil. Amerika Genelkurmay Başkanı Gani'ye açıkça tehdit etti. Bu toplantıya katılanları bulması için ne yapması ve ne yapmaması gerektiğinin altını çizerek anlattı. Bir genelkurmay başkanının bir devlet başkanını tehdit etmesi, Olağan olmasa da Eşref Gani Dünya Bankası'nda çalıştığı dönemlerde Pentagon'un tehditlerine alışıktı. Onun için yeni ve ilk değildi. Ancak Gani de Ankara'daki toplantının ayrıntılarını öğrenemedi. Çok istese de uğraşsa da bir şey elde edemedi. Gani hükümetinde yer alan birçok isim Ankara'daki toplantıda yer aldı. Gani'ye anlattıkları konular toplantının eğlence kısımlarıydı aslında. Kimse özüyle ilgili tek söz etmedi. Tabi bu durum Amerika'yı çok ama çok telaşlandırdı. Afganistan'ın elinden kaçma ihtimalini gördü. Bu kabustu. Afganistan'ın elinin altından kayıp gitme ihtimali Washington'ı çıldırttı. Ankara'da en güçlü yabancı istihbarat servisi olan CIA'yı da toplantıdan yeterli bilgi alamadı. Pentagon'un ısrarı sonuç vermedi. Oysa CIA birkaç yıl öncesine kadar Ankara'nın her noktasında aktifti. Bilmedikleri bir şey olmazdı. Şimdi ise sıkıntılar büyüktü. Gani eğer bu toplantının merkezindeki konuşmaları öğrenemez ve Amerika'ya bilgi veremezse çok zor günler onun için başlayacaktı. Zaten Dunford bunu açıkça yüzüne söyledi. Tehditlerin ne kadar ciddi olduğunu yaşayarak göreceğiz. Şu anda Langley, Berlin ve Ürdün'deki CIA merkezlerinde Ankara'daki Afganistan toplantısı araştırılıyor. Tek konu bu. Bu toplantıyla ilgili özel bilgilere ulaşan ekip CIA'de üst düzey yönetime gelecek. CIA endişe içinde. Hiç bu kadar ne konuşuldu ne karar alındı diye merak ettiği toplantı olmamıştı. Tedirginlik ve korku iç içe. Bu nedenle Orta Doğu'daki bütün önemli ajanlar şu an sahada. Herkes planı öğrenmek için çırpınıyor. CIA geçmişte Türkiye'de birçok özel bilgileri MI6'dan alıyordu. Ancak özellikle son dönemde yaşanan savaşın karşı cephelerinde yer alan CIA ve MI6 istihbarat paylaşımı konusunu da tamamen bitirdi. İki istihbarat örgütünün Türkiye'deki güvenli evleri bile 2017 yılı başında ayrıldı. Bu sadece Türkiye'de olmadı. İki istihbarat biriminin tüm güvenli evleri artık ayrı çalışıyor. Ortaklık tamamen bitti. Son 100 yılda bu ilk kez yaşanıyor. Geçmiş yıllarda birbirlerine karşı mesafeli oldukları dönemler oldu. Ancak hem CIA hem de MI6 şu anda yeni dünya düzenine yön vermek için savaşta. İngiltere ve Amerika'nın bu savaşı aslında dünya için iyi bir haber değil. Çünkü bu savaş açık şekilde yapılmayacak. Amerika İngiltere'nin desteklediği, İngiltere'de Amerika'nın desteklediği ülkeler üzerinden bu savaşı sürdürecek. Bu da İpek Yolu projesinde yer alan tüm ülkelerin içinde yer alacağı bir mücadele anlamına geliyor. İngiltere'de birkaç ay önce beş büyük olay yaşandı. Terör saldırılarının merkezinde CIA vardı. Buna herkes biliyor. Amerika 100 yıl boyunca birlikte yürüdüğü bir ülkeyi bile kanla tanıştırarak dünyaya mesaj veriyor mesajı alan ülkeler var. Ancak Amerika'ya karşı olanlar da artık çok fazla ve bu saldırılara rağmen geri adım atmıyorlar. İşte Washington'ı kızdıran en önemli konulardan biri de bu. Çünkü Amerika 100 yıldır İngiltere ile birlikte dünyaya yön verirken terörü kullanıyordu. Şimdi bu birçok ülkede işe yaramıyor. Terörden vazgeçmeyecekler tabii ki. Şiddeti artıracaklar. CHP yürüyüşü de bu. İçeride Amerika etkinliğini azaltmaya yönelik operasyonlara dur demek için yollardalar. Mücadele her alanda sürüyor, sürecek de. Adalet işin tabela kısmı. Ergündiler, takvim